cemaat Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a vereceğimiz en güzel hediye bir onun yolunda olmak, kimden salavat-ı şerife geliyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın hakkı bütün kainatın üzerinde var, hepimizin üzerinde. Niye? İnsanın kalbi, insanın gönlü ona iyilik yapan kişiye meylediyor. İnsanın gönlü ona iyilik yapan kişiye meylediyor. Bir sana iyilik yaptım bir defa, iki defa, üç defa, onu sevmeye başlar. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün kainat üzerinde hakkı var ve iyiliği var. Ağzınız boş durmasın, salavat çekin. Niye? Cenab-ı Allah ilk Nuri Muhammed'i yarattı. Nuri Muhammed nur halindeyken bile bütün kainat onunla irtibatlıydı. Nuri Muhammed ruhlar alemine de geçtiğinde kainat onunla irtibatlıydı. Ve bu alemlere rahmet olan vasfı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurmuş: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Biz ey Habibimiz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in rahmetinin kemale ermesi neyle oldu? Ruhunun vücuduyla buluşmasında oldu. Resul-i Ekrem aleyhisselam'ın ruhu vücuduyla ne zaman buluştu? Bundan 1450 yıl önce bu akşam bugün dünyaya geldi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelince insanların üstünde hakkı oldu. Cinlerin üstünde hakkı oldu. Ağaçların üzerinde hakkı oldu. Güneşin üzerinde oldu. Ayın üzerinde oldu. Bütün kainat, bütün her şey, bütün mevcudat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le irtibat halinde ve hepsinin de üzerinde Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın hakkı var. Bunları daha detaylı öğrenmek istiyorsanız Kadi Eyyaz'ın Şifa-i Şerif kitabını okuyun. Eşşifa bi hakkul Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Güneş Resul-i Ekrem aleyhisselamın emrindeydi. Efendimiz aleyhisselam Miraç'tan dönünce Mekke'nin müşriklerle bir tartışması oldu. Orada güneş hadisesi var. Bir defa Hazreti Ali Efendimiz'in kucağına kafasını koymuştur. Kafası Hazreti Ali Efendimiz'in kucağındayken vahiy geldi. Biliyorsunuz Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a vahiy gelince kırmızı olurdu, titrerdi, sıtma gibi olurdu, ter dökerdi. Hazreti Ali Efendimiz döndüğü seferinde eli dizinin üzerindeydi. Zannettik ki dizim kopacak. O kadar bir ağırlık çöktü. Kur'an-ı Kerim'in o nuzulu sırasında. O şeyden dolayı Hazreti Ali Efendimiz ikindi namazını kılmamış. İkindi namazını kılmamış. Namaz geçti, geçecek, güneş batacak. Efendimizin üzerinden o vahiy hali geçtikten sonra dedi ki ya Resulullah ben ikindi kılamadım. Efendimiz aleyhisselam Cenab-ı Allah'tan dinledi ve güneş geri geldi, batmadı. Hazreti Ali kalktı, ne yaptı? Namazı. Karşılaştığı taşlar diyor ki Esselamu Aleyke ya Resulallah. Çölde, kırsalda ayak yolu yok, tuvaletler yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hacetini gidereceği zaman bir sahabe-i kirama diyordu ki git o ağaçlara suyla birleşsinler. 500 metreden bu ağaç, 200 metreden bu ağaç, 400 metreden bu ağaç insan gibi yürürdü, yan yana gelirdi. Efendimiz Aleyhisselam'a bir seyyar abdesthane yapardılar.
Efendimiz giderdi orada hacetini giderir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın hakkı bütün kainatta, bütün kainatta rahmet olarak gönderilmiş. İnsanlara da, cinlere de, hayvanlara da, nebatata da ve bütün kainat ona aşıktır. Cansız olan bir küçük ağacı vardı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın mescidinde. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o kütüğün üstünde oturup vaiz veriyordu, sohbet ediyordu. Sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a bir tane minber yaptılar. O cuma günü Resulullah o minbere giderken cemaatin içinde herkes sesli bir şey duydu. Bir çocuğun ağlaması gibi böyle inleyerek. Kimse çözemedi bu ses nereden geldi. Efendimiz aleyhisselam hutbe yerinden indi. Gitti o kütüğü okşadı. Kucakladı. Dedi ki cennette benimle sen ağlamadın. Ve dedi ki, vallahi eğer ben gelip onu kucaklamasaydım, bu kütük kıyamete kadar bir çocuk gibi ses çıkarıp ağlayacak. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem doğmasaydı, biz bu dinimizi bilmeyecektik. Cenab-ı Allah da bu dini bize niye verdi? Bizi sevdiği için mi? Bizi sevdiği için sevgilisi Muhammed'i gönderdi aleyhissalatü vesselam ve sevgilisiyle bizim mutlu olmamız için bu dinin emri ve yasaklarını bize öğretti. Dinimizin yasak ettiği her şey sana zararlı olduğu için Allah sana yasaklamış. Emrettiği her şey faydalı olduğu için Allah sana emretmiş. Onun için bu din mutluluk dinidir, saidlerin dinidir, şakilerin dini değil. Cenab-ı Allah hepimiz onun yolundan, onun izinden, onun sünnetinden, onun aşkından mahrum eylemesin. Amin. Bugün ümmet-i Muhammed oynaya oynaya sabaha kadar bayılsa da azdır. Bugün öyle büyük bir rahmet dünyaya geldi ki, yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in gelişi bütün alemlere rahmettir ve bütün herkes kapasitesine göre bu rahmetten istifade etti. Bu rahmetten hayvanlar aleminde konuşursak kitaplar yazarız, insanlar aleminde konuşursak kitaplar yazarız, diğer dinler için anlatırsak kitaplar yazarız, cinler aleminde konuşursak kitaplar yazarız, tabiattaki afat ve kalalar için konuşursak kitaplar yazarız. Onun için salavat-ı şerifeyi çok getirin. Bugün Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın doğum günüdür. Onun doğum gününe sevinene Resulullah da sevinir. Niye sevinir? Resul-i Ekrem dedi ki ben pazartesi günlerini çok seviyorum. Dediler ki ya Resulallah niye? Dedi ki çünkü o günde doğdum. O günde o rahmet dünyaya geldi. Biz Resul-i Ekrem aleyhisselamın doğumuyla sevinirsek Allah'ın izniyle cehennem ateşi bizi yakmayacak. Onun yolundan gidersek yakmayacak Allah'ın izniyle. Onun sünnetini yaşarsak ve yaşatmaya çalışırsak Allah'ın izniyle kurtuluşu erenlerden oluruz. Cenab-ı Allah hepimize Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı ziyaret nasip eylesin. Amin. Ve şefaatinden mahrum eylemesin. Amin. Sallallahu